Hadi açılışı bir yapın bakalım. Niyaz abim yaptı. Merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bizim misafirimiz var Kayseri'den Niyaz abimle. Songül ablam gelmiş. Yine solmaz diyeceğim. Solmaz ablama selam olsun buradan. Almanya'dan bir de Solmaz ablam var. Ondan karıştırdım bugün. Hep ismini Solmaz'dım Songül ablamın. Hoş geldin Niyaz abim. Hoş buldun Elmas. Allah razı olsun. Çok iyi ağırladınız bizi. Gelin Allah sizden olsun. De razı olsun. Hoş geldin. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizim artık bu saatten sonra misafirimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ağır misafirimiz. Aynen. Hasan getirmiş sağ olsun motoruna kardeşim. Suyunu neyim hazırladım. Bu benim koyunun kuzusu. Ayağı kırılmış herhalde. Bu hok kemiğinden mi çıkmış? Bir şey olmuş. Topallıyor. Tüccar'da almamış bunu. Çok ucuz almış. 100 TL'ye horoz bile vermiyorlar. 100 TL'ye veririm demiş. Ben de kıyamadım. Dalga mı geçiyordun? Ben de 200 Şöyle bahçenin mısır tevekleri var, yeşillik çok. Ben bunu yarın top gibi derim. Zaten çok severim ben koyunları. İpini de bağladık. Buralarda yayılsın Ayhan. Kara oğlanı getirdik. Bu oğlan arkadaşlar. Ama bahçeye gidecek herhalde bu. Benim bu. Serkan katlara bak. Ay maşallah maşallah. Ayhan koy. Onlar koyun köpeği seslenmez. Giderse. 2-3 gün alışsın da öyle şey diyelim. Kattar. Kim gelmiş oğlum? Kimmiş o? O da bizim kara oğlumuz. Ay paşam benim. Bunlar adamı tıkar mı gayrı buralara? Aslanım benim. Lady. Kızım. Yazık yazık kattar. Yazık oğlum. Ooo deliriyor Ayhan. Çözülüp gitme vallahi öldürürüm seni kattan. Leydiş. Kızım. Leydiş. Yayılsın anne. Buraya yayılsın o zaman. He yayılsın oğlum. Bu bizim artık yeni elemanımız. Kar yağana kadar sevgili takipçilerim. Bu bizim bizde duracak. Şöyle sizlere yeni gelmiş halini göstereceğim. Bir de iyi olmuş halini inşallah. İlerleyen zamanda ölmezse sizlere onu da paylaşacağım. Hatırlıyor musunuz? Gattar'la Lady geldiğinde çok zayıflardı. Bir de şimdiki hallerine bakın maşallah. Burayı mesken tuttular. Kimseye vermiyorlar la Ayhan. Şeye bağla oğlum. Gidemez burada dursun. Ama avara girelli. Ayhan şuraya sal da yayılsın. Burada bir şey yok. Sal oraya gitsin. Yo gitmez canım. Onun gitmeye hayrı yok yazık. Ha oraya sal oğlum orada yayılsın. Mısır teveklerini, yeşillikleri yayılsın. Bırak oraya. O kendi gider he. Tamam. Köpeğin yanına gitmez inşallah. Yazık. Sevgili takipçilerim görüyorsunuz bu da bir canlı. Ağzı var dili yok. İnşallah ilerleyen zamanda bunu da koçluk yaparız. Allah büyüktür. Tüccarlara inat. Buna bakıp besleyeceğim, büyüteceğim. Sizleri de tanıyamayacaksınız. Günaydın Karaoğlan. Günaydın. Suyunu mu döktün? Günaydın.
Suyunu mu döktün? Kara olan giden ne dedi? Onu ipine bağladık arkadaşlar buraya. Şöyle kapısında koyduk. Ay hanım onu akşam hatıl yapıyordu. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz Ayhan'ın el becerisi iyi. Hava bayağı karardıydı. Bu saatte geç saat olduğu için ancak bu şekilde yaptı. Ben bugün biberlerimi toplayacağım canlarım. Islardı, mama verdim arkadaşlar. İşte burada maman işte. Islık. Mamam burada kızım. Suyu da hemen yanında. Maması da var. Bunun da karnı doğsun. Kara oğlan çık hadi. Seni ısıtıracaklar sana. Buradaki otları yayılsın. Kara oğlanın ön ayağı sakat. Ön sağ. Onu basamıyor. İnşallah düzelecek. Fıstığı da hiç sevmiyor. Bak. Bak. Kızıyor ona. Fıstık. Katlarda kara oğlanı sevmiyor. Kara oğlan da fıstığı sevmiyor. Civcivlerimi de saldım canlarım. Şöyle göstereyim. Her gün bir tane kaçıyor. Bugün de bu kaçmış. Dışarıdaki otları yayılsın bakalım. İçinde ne kadar yem var ama dışarıdaki yeşilliğe çıkmak istiyorlar. Bunlara da çok üzülüyorum. Keşke şu biberleri toplasak da bahçeye salabilsem artık. Arkadaşlar bunlar annemin biberleri, salçalık biberleri bayağı kızardı. Normalde biberi nasıl kızartıyorsunuz diye yorum bırakılmış. Biberi topluyor arkadaşlar, üstüne çulu örtüyor. Yani halı, böyle eski battaniye gibi sıcak tutacak bir şey varsa onu örttüğümüz zaman onun sıcağıyla, buharıyla kendiliğinden kızarıyor. Gerçekten kaç sefer denedik, her seferinde de oldu. Ben şimdi yine öyle yapacağım. Biberlerimin hepsini toplayacağım. Kırmızı olanları salçalığa ayıracağım. Öteki yeşilleri de doğrayıp dip frizime atacağım inşallah. Hadi toplama işlemine geçelim bakalım. Biberlerimiz nasıl olmuş? Şeyleri toplamayacağım, fındıkları falan. Onları ne yapacağım canlarım? Onları turşu kuracağım. Mesela şöyle bir girelim bahçemize. Şunları turşu kuracağım sevgili takipçilerim. Şu kızaranları toplayacağım. Bugün de bayağı bununla uğraşırım gibi geliyor. Çünkü çok ama şey büyük olanlar hemen toplanıyor. Normalde küçük olanlar insanı biraz daha oyalıyor. Susadılar. Bunlara bir depoyu dolduralım. Sevgili takipçilerim ben 3 kova biber topladım. Yine imdadıma sol yanım yetişti. Canım oğlum benim. Bu
Kışlık doğramalık biberler. Öteki iki kuvada toz biber çektireceğim. Onları annem geldiği gün toplayacağım arkadaşlar. Tek başına toplaması iyi olmuyor. Onlar kendi biberini toplar. Ben de kendi biberim. Ayhan şuraya koy oğlum. Yıkayacağım. Onlarla iyi oluyor birlikte. Domates yiyor Ayhan. Bahçeden koparmış. Alın tut da ben biberlerimi bir yıkayayım anne. Sevgili takipçilerim, şöyle biberlerimi bismillahirrahmanirrahim. Güzelce yıkayacağım. Ben içine kapya biberi de doğrayacağım. İçine her şeyden kattım. Arnavut, kapya biberi. Aklınıza ne gelirse acı, tatlı. Menemenlik yapacağım. Bir doğrayayım bunu. Bunu bir doğrayayım arkadaşlar. İçine hepsinden kattım. Acı, tatlı, Arnavut. Nazlı'yla gidiyorum motoruna. Hı? Elektrikli motoruna gidiyorum evine. Bunun içine de alacağım şimdi. Çocuğun ikisi bile mi kaçmış? Nasıl kaçırıyorsun? Ben bir sardıydım, iki kaçmış. Bilmiyorum ki nasıl kaçtı. Bir şey uçup gidiyorlar gayrı, kanatlandılar. Hani bir şey var ya, dayın içtiğin adı ne? Red Bull. He, Red Bull kanatlandırır diyor ya. İyi ki dışarıda çişmem de var. Evim hiç pasak olmuyor. Burada yıkıyor sevgili takipçilerim. Anca bu kadar yeşil biber bulabildim. Biber hep kızarmış bahçede. Annemle beraber doğrayayım diye şey yapmadım. Toplamadım. Biberi kızartmıştık canlar. Ben bunu anca doğrarım tek başıma. Geçen Cansu'nunkini burada doğradık üç kişi. Annem arkalarını kopardı. Biz de Cansu'yla doğradık. Sonra poşetlediler. Bugün de ben yapayım bari. Kaç poşet olacak? 26 poşet domates koydum. 26 poşette biber koymam lazım. Bu kaç olacak bilmiyorum. Yetmezse biraz daha toplayacağım. Bunu bir doğrayayım erinmeden. Daha kahvaltımızı hem yapmadık. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüne dökmedi ama. Hı? Onlar üstüne dökmedi. Anca kaldırdım. Dalımız büyüsün. Sevgili takipçilerim, öteki biberlerimi de göstereyim sizlere. Bunu doğrama işleminde babamızla görüşelim. Ayhan da benim evde olunca biliyorsunuz vallahi sol yanım. Her işimi yapıyor. Allah razı olsun. Beni yormuyor anasını. Dakta depoyu bu dolduralım. Biberler pörsümüş. Şöyle göstereyim sevgili takipçilerim. Burası sabah, akşam, öğlen. Güneş vurduğu için buraya döktüm biberlerimi bu şekilde. Şimdi melemenliğimi doğrayayım. Eğer vaktim olursa akşamüstü bütün biberlerimi toplayıp bu şekilde buraya dökeceğim. Üstüne çul örteceğim. Bu kızardıktan sonra inşallah o zaman da sizlere ne yapacağımı gösteririm. Şu an ben biberlerimi kıyacağım. Şöyle şeyde iyice yamulmuş. Aslında yeni tahta aldım da bu daha şeyime gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsinde doğrayacağım. İlk olarak da şunlardan başlayayım istesin. Ben melemenliğim içine kapya biberi de ekliyorum. Çok seviyorum çünkü bunu. Hem renk olarak seviyorum, hem lezzet olarak çok seviyorum canlarım. Gerçekten süper bir lezzet katıyor içine. İsterseniz. Çünkü öyle bu yamuk olduğu için iyi olmadı. Doğrayamadım. Elim falan kestirelim diye korktum.
getireyim şu arka kısımlarını. Keseyim canlarım. Bıçağımı da aldım geldim canlar. Şimdi şöyle küçüklerden, büyüklerden ne dek gelirse doğrayacağım inşallah. Bu arada bana çok yorum yapılıyor. Eğer evimiz yakın olsaydı sana yardıma gelirdim diyen bacılarım var. Keşke imkanınız olsaydı da yakın yanımda olsaydınız gerçekten. Yardım değil de böyle yanıma oturup da sadece benimle sohbet etmeniz bile bana güç verirdi sevgili takipçilerim. Biberlerimiz niye pazarda alınanlar gibi böyle uzun uzun değil de yamuk yumuk acaba bizimkiler? Benim gerçekten bu dikkatimi çekiyor. Pazardan aldıklarımızın tohumlarından bunlar dik dik ve uzun uzun eğrisi büğrüsü olmadan bizimkiler yılan gibi yamuk yumuk. Doğraması mesele olduğuna bakmadım. Geçen sene ben şeye doğradım. Ocakta pişirdim. Hatta kavanozlara koydum arkadaşlar. Hala duruyor. Pek dolaba attığımız kadar sevmedik. Dolaptakini bitirdik. Ama kavanozlarımdaki duruyor daha. Gölgede ben ona su verdi baba. Ben de ince gittim patates kabuğu döktüm geldim. Gölgede mi? Daha bu da gölge yok ki. Mısırın gölgesinde yatıyor, iyi bak. Gördün mü? En sonuna bak, mısırın en sonuna. Yaktı mı, kalkmış. Kalkmış mı? Gözüküyor mu? Arkadaşlar ben bu şekilde biberlerimi doğrayayım. Daha sonra poşetleme işleminde görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, güneş vurduğu için balkonumuza ikindi güneşi. Arkamı döndüm, şöyle göstereyim. Biberlerimi hepsini kıydım. Biz kıydık deriz. Doğradım. Çekirdeğiyle birlikte. Şimdi bunu birer melemenlik koyacağım. İlk başta niye koymadım hepsini? Büyüklerime döktüm çünkü bunun için koymadım canlarım. Bu kapya biberi, Arnavut biberi, öteki biberlerden karışık olduğu için karışsın birbirine. Tatlı ya da sade Arnavut ya da sade kapya olmasın. Hepsi eşit şekilde olsun diye koymadım ben mahsus. Yine akşamı yaptık görüyorsunuz. Sanki hiçbir şeye benzemiyor gibi ama başına oturduğun zaman canlar şöyle bir çorba kasesi aldım. Bir çorba kasesi, bir melemenlik. Gel mi ki? Elmasın gözü az az öleşmez. Şöyle. Biter herhalde. Geçen sene de yine böyle koydum arkadaşlar ama çok koydum. O yüzden alırken iyi olmuyor tekrardan onu dökmesi. Bu sefer birer pişirimli koyacağım. Kesin ve net. Şöyle bir çorba kasesi azıcık da dolusu koydum. Açtığım zaman bir pişirimlik olsun. 24-25 poşet domates koydum. Bakalım biberim kaç poşet olacak. Şöyle azıcık daha koyuyorum. Çorba kasesi dolusu yani. Dökülüyor da yarısı da korken içine. Sevgili takipçilerim. Görülen iş kötü olmaz. Görüyorsunuz şimdi yapıyorsam kışın da yiyeceğim canlarım. Bol bol ama. Şimdi yapmazsam kışın arar kalırım.
Geçen sene hiç biber almadım. Sadece sobaya atmak için aldım. Bu sene de sobaya atmalık da koyacağım diyeceğim ama şey yok. Uzun biber yok. Bunu zor buldum içinde. Hepsi kızarmış. Daha erken değmeye salmadım. Hepsini kızartmıştık canlar. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört poşet biber doğramışım canlarım. Şöyle göstereyim. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.